Arkadaşlar merhaba. Havalimanına indiğiniz zaman otobüse bineceğiniz durak burası. Buradan biniyorsunuz. A1 ve 72 numaralı otobüslere biniyorsunuz. Giriş de böyle. Biz şu an dönüşteyiz. Aşağı yukarı. Buradan girebilir miyiz? Gireriz herhalde. Doğukan bence dakikayı da söyle. Kaç dakikada biri geçiyor? Hayır, arkadaşlar bakalım. Otobüsler 20-25 dakika arayla geliyor buraya durağa. Ona göre plan yapabilirsiniz. Aynı şekilde Belgrad'dan havalimanına girişte de 20-25 dakika sürüyor otobüsün gelmesi. Şimdi havalimanına girdikten sonra ayakkabı almıştık. Onun taksirisini yapacağız. Daha sonra check-in işlemi yapıp beklemeye geçeceğiz. Bir numaralı terminalden giriş yapıyorsunuz. Gidiş, Olasçı, geliş. Olasçı, Dolasçı mı? Sadece bir harfi değiştirmiş şey. D'yi öne koyduğun zaman geliş, D'yi arkaya koyduğun zaman gidiş. Arkadaşlar havalimanı girişi burası. Hemen check-in kontuarları karşı tarafta. Böyle küçük bir yer. Pasaport kontrolü bu tarafta arkadaşlar. Şu taraftan gidiyorsunuz. Birazdan devam edeceğiz. Arkadaşlar terminal 1'de Türk parasını da değiştirebiliyorsunuz. Yani Türk parasıyla buraya gelip de burada değiştirebilirsiniz paranızı. Gelmemizin sebebi aslında geçen sefer geldiğim zaman uçak içinde bir çanta unutmuştum. Çanta bu. Geldiğimiz zaman burada kayıp eşyaya müracaat ettik ama daha öncesinde mailleşmiştik. İçinde değerli eşya olduğu için polis alıyormuş kontrol ettikten sonra. Polislerin durduğu yerde. Arkadaşlar dediğim yer şurası. Şu karşıda gördüğünüz yürüyen merdivenden yukarı çıkıyorsunuz. Sol tarafta polisler var. Uçakta unutulan eşyayı polis el koyduysa oradan teslim alabilirsiniz. Ama dikkat edin. Kesinlikle unutmayın çünkü ben çantamı unuttum. Tutanaklarda vesaire normalde içinde yüzük vardı, çok değerli. Yüzük içinde yok. Onun içinde bir şey yapamadık ekstra. Yani mail falan atın diyorlar ama mailde atacağız. Çözüm olacağını düşünmüyorum açıkçası. Öyle kaldı gitti yani. Çok yüksekti değeri. Öyle kaldı yani. Burası terminal 1 içi. Check-in yaptıktan sonra şu karşı taraftan pasaport kontrole gidiyorsunuz. Birazdan oraya da göstereceğim size. Arkadaşlar pasaport kontrolü burası. Taksirimiz vardı. Pasaportumuzu, orada düzenlediğimiz faturayı, biniş kartımızı verdik. Bize şöyle bir kağıt verdi. Şimdi free shop'a gidip oradan bu kağıdı verdikten sonra taksirimizi alacağız. Geri ödeme alacağız. Pasaport kontrolü geçtik. Şimdi Orhan Bey'i bekliyoruz. Uçağımız kaçtaydı? 15.35'te. Devam ediyoruz. Birazdan size free shop'u göstereceğim.
Evet, ne söyleyeceksin Orhan Bey? Vallahi güzel bir seyahat oldu. Dün biraz yağmurluydu ama yine de biz gezdik. Bugün daha da güzel bir hava, güneşli. Gelip görmenizi tavsiye ederim. Kaç gün yeter buraya? Ya buraya minimum 3 gün. Hani 3 gün böyle doyasıya gezmek istiyorsanız. Ve rahat rahat gezmek istiyorsan 3 gün. Rahat rahat biz biraz hızlandırdık. Zaten. Çünkü aynen biz yoruluyorsunuz yani, bayağı yoruluyorsunuz. İlk gün 28 bin adım attık biz. Bu da ciddi bir adım. Hani yürümeyi sevmeyenler için biraz zor kötü olabilir. Aynen, kötü. Onun dışında ama her şey güzeldi yani. Güzel, gelip görmeye değer bir yer. Bence gelin. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar, taksirimizi yaptık. Geri ödeme için eğer gelirseniz gümrük tarafı sizi duty free'ye yönlendiriyor. Duty free'de belgelerinizi veriyorsunuz. Size bir kağıt veriyor dediğim gibi. Kağıdı duty free alanına getiriyorsunuz. Duty free alanına getiriyorsunuz. Kasaya götürüyorsunuz. Kasaya kağıdınızı veriyorsunuz. Alışveriş yaptığınız faturayı veriyorsunuz. Pasaportunuzu veriyorsunuz. Sonra kredi kartınızı veriyorsunuz. Neyle ödeme yaptıysanız ayakkabı alırken onun öyle geri ödemesini yapıyorlar. Kredi kartı veya nakit olarak. Bizim de işte ne kadar geldi? 1400-1500 liraya aldığımız ayakkabının geri ödemesi 150 liraya falan denk geldi. O şekilde söyleyebilirim arkadaşlar. Şimdi duty free'yi gezeceğiz sizinle beraber. Şöyle bir sigarası var, 8,5 euro. 32.40 euro. Şöyle gösterelim. Hits falan yok mu? Hitsler burada 31 euro. 31 yani, euro. Aynen, şeyden bayağı ucuz. 31 euro. Hitsler arkadaşlar. IQOS'ları biliyorsunuz. Elektronik sigaraları. Şöyle. Şurada çok güzel bir Pro'dur arkadaşlar. Biliyorsunuzdur belki. O da 65.50 euro. 680 geliyor. Şöyle gösterelim fiyatları. Bizim Glow yok mu burada? Nerede? Glow. Glow. Pro'lar ne kadar? 150 euroymuş şu Pro. Şunlar 44. Aa, şu çok iyiymiş ha, baksana. 44 euro. Bu şekilde. Winston. 26.50 euro. Bir kutusu. Arkadaşlar, duty free gezdik ama yani sadece gezdik. Fiyatlar bize göre çok pahalı. Yani Kıbrıs'ta daha mı uygun oluyor? Kıbrıs'ta daha uygunmuş. Yani 300 küsüre geliyormuş. Tamam, burada? Burada 600 küsüre geliyor. Aa, o zaman bayağı pahalıymış. Ya şimdi işte, arkadaşlar uçuşa doğru gidiyoruz. Denk gelirse Kıbrıs'a gittiğimizde, o da iki karton mu? Bir karton mu ne galiba limit. Kapı neresiydi? Charlie miydi? Charlie 2 miydi? Charlie 2. Şöyle. Terminal tipik bir Anadolu Havalimanı. Bizim şehirlerdeki havalimanlarına benziyor. Yani çok büyük değil. Yeni yeni yapılan yerler var. Çok eski. Dış cephesi falan yeni yapılıyor mesela. Ama genel olarak şehir ve havalimanı güzel. Güvenli bir şehir. Çok fazla hani ilgilenmiyor. Herkes kendi hayatında yaşamaya devam ediyor. Charlie 1, Charlie 2. Şurası. Evet, Turkish Airlines. 15.35. Kapımız burası arkadaşlar. Lavabo var mı? He? Başka bir şey yok.
Ama bakalım nasıl olacak.